Sonra yine başka bir firma haplar üretmiş, bitkisel haplar getirdim. Bakın bu firmada bitki karışımlı bir sürü şey üretiyor. İnternette çok meşhur bir firma. Bunun üretmiş olduğu hapı şöyle ezdiğinizde, Firmalar bize dava açmasın hocam. isim söylemiyorum. Bakın gülüyor musun? Bitki toz haline getirmiş, öğütmüş, değirmende, görüyor musunuz? Toz haline getirmiş, ekstrakt değil. Ekstraktan yapsa bir kutu, şöyle bir kutunun maliyeti 20 lira. Otları toz haline getirip doldurursa 2 lira. Yani vatandaşın sağlığıyla oynuyor bazıları. Bu çok yanlış. Dürüst olmak gerekir, dürüst çalışmak gerekir. İnsanların sağlığıyla oynamamak gerekir. Diyeceksiniz ki bu Türkiye'de mi böyle? Hayır. Almanya'da da öyle. Almanya'da 100 tane ginseng yani panax üreten firmayla ilgili araştırma yapılmış. Sadece iki tanesi kaliteli ürün üretiyor. 100 firmadan. Olsun biz onlara geçelim. İsim vermeyelim. İyi O isim hocam. vermedim. Almanya dedim ya Almanya'da. Amerika firmaları da Amerika'da sattıkları ürünü kaliteli satıyorlar. Türkiye'ye gönderdikleri ürünü kalitesiz Kalitesiz gönderiyorlar. Mesela gönderiyorlar. sarı kantaronun birleşimindeki etken madde hiperisin %1'dir. Hiperisin nedir bu arada? Hiperisin denen etken madde depresyona karşı. Şimdi siz bundan hap yapacaksınız, damladıraja yapacaksınız. Bir kapsülde 600-700 miligram olması gerekir ki günde iki tane alsa kişi Etkisi olsun. depresyona karşı etkisini görür. Ama Amerika'nın Türkiye'ye gönderirken kalitesiz ürün gönderiyor. İçerisinde 130 miligram var. Kendi ülkesinde kullanırken 600-700 miligram var. Yani Türkiye'deki şeyi biliyorlar. Onlar da şikayet yapıyorlar. Yani Almanya'dan veya Avrupa'dan gelen, Amerika'dan gelen haplar da kalitesiz, bitkisel haplar, ürünler, damlalar, drajeler. Hocam bir de egzama, SDF hep karıştırılır. Egzama nedir? Onun da bir tarifini yapabilirsek. Egzamanın iki türü var. Bir, yine mantarın sebep olmuş olduğu seborik eksem, yağlı eksema. Bir de atopik eksem, alerjik eksema. Bazıları elma, armut veya vişne, çilek, kiraz. Bazıları yumurta yiyince kaşınırlar. Kaşıntılı, kabarcıklı, sulu yaralar ortaya çıkar. Onlara egzama mı diyoruz? Eksema iki çeşit. Ben 2 ay askerlikten yaptıktan sonra Almanya'ya döndüm. Et yedikten sonra kaşınmaya başladım uyuz gibi. Kaşınıyorsun, kaşındığın yerler hep yara oluyor. Doktoru diyor ki ya et yemiyorsan yani inek dana eti yemiyorsan koyun eti yemiyorsan veya kanatlı bir şey yemiyorsan domuz eti yiyor diyor. Adama bak. Yani fikir üretecek bu ya. Bunların hiçbiri yaramıyor bana diyorum. Et zarar veriyor. O zaman bir de bunu dene diyor. Dedim, ben Müslümanım nasıl böyle bir şey deneyim sen? Yani yapacak bir şey yok. O zaman diyor kortizonlu antihistaminik ilaçtan başka çözüm yok. Kişi de kortizon hapı alırsa damlası derecesi vesaire ne oluyor? 10 dakika kitap okuyamıyor böyle. Ben 15-20 saat okuyan, araştıran bir insanken 30 yıl önce ama bu. Yeni değil yani yıllar önce. Kortizon aldığım zaman böyle kitaba bakamaz hale geliyorsun. Konsantren gidiyor. Sürekli kullanırsa kişi kortizon yüzü şişiyor. Ödem oluşuyor. Şimdi mesela geçenlerde bir beyefendi geldi. Eli yüzü hep yara böyle yüzü. Ekzema. Şimdi biz ona aloe vera jel bağırsaklarındaki mantara karşı iksir verdik artı ozon yağı. Ozon yağı da bu ürünleri kullanırken yüzü kerme kerme oluyor, kabarıyor. Deriyi dışarı atarken kabuk kabuk oluyor. Ozon yağını sürdüğü zaman hücreyi daha da kısa sürece yeniliyor. Hücre yeniliyor. 3 ay geçti, adamcağızın cildi değişti. Şekli değişti. Kendine geldi. Cildi tamamen tazeledi, yeniledi 3 ay içerisinde. Bu ürünleri düzenli olarak kullandığı zaman yavaş yavaş bir şey kalmaz. Bir de çay ağacı yağı, bu bitkinin ismi eterik yağ. Çay ağacı yağından elde edilir. Avustralya'da yetişir. Latincesi Melaleuca alternifolia. Bazıları bu çay ağacı yağı diyerek Maluka denen bir bitkinin ekstraktını, eterik yağını satıyorlar. Onun kalitesi yok. Yani bununla karşılaştırılmaz.
Bunun özelliği ise çay ağacı yağının özelliği ayak parmakları arasında pişik olur, mantar. Ona iyi gelir bir. Kaşıntı. Tırnaklarda sedef veya mantar olur. Onları iyileştirir iki. Akne veya sivilceye sürdüğünüz zaman fazla değil. Bir damla, iki damla. Etkilidir. Veyahut da ağız içinde aft, yaralar olursa bununla gargara yapar veya direkt sürerse iyileştirir. Çay ağacı yağı. Hı hı.